Yaptığımız adam fena çıkmadı abi. Adı neydi? Ahmet. Çok çalışkan ve zeki birine benziyor. Sabah birkaç tane evrak işi için şehre gönderdim. Gayet güzel halletmiş. Hala. Senin gözün yine de üstünde olsun. Merak etme sen. Bizim zıpçıktının işini ne yaptınız? Ramazan'ın mı? Evet. Kızın babasına parayı götürecekti Yasin ağa bugün. Abi, şu Ramazan'ın işi için biraz acele ediyoruz gibi geliyor bana. Niyeymiş? Ramazan işe yaramazın teki. Ama ne de olsa ailemizden biri. Evleneceği kız da ailemize yakışmalı, öyle değil mi? Yüzünü bile görmediğimiz, huyunu suyunu bilmediğimiz bir kızı aramıza mı alacağız? Ne var canım? Bizim Cemşir'in kızı işte. Ramazan'a da dağlar padişahının kızını alacak değiliz ya. Bunun ne işi var burada? Köylülerden birinin olmalı. Çitleri aşıp girmiştir. Bin kere söyledim benim arazimde hayvan otlatılmayacak diye. Değil mi o? Evet o. İnadına sokuyor hayvanlarını arazime. Enver! Defol git topraklarından hadi. Allah bir gün belanı verecek Muzaffer Bey. Köyün hazine malı topraklarının üstüne yattın. Gücün var. Astığın astık, kestiğin kestik. Ama elbet bir gün senin de hakkından gelecek biri. Elbet gelecek. Uzun ettin. Al leşini de git buradan hadi. İyi yaptın abi. Yoksa bunların laftan anladığı yok. Arabanız hazırdır Muzaffer Bey. Nasıl yani? Oldu mu? Çok bir şey yokmuş zaten. Karbüratörü temizledim. Saat gibi çalışır şimdi. Aferin Ahmet. Gördün mü? Şehirde ustaya gitse dünya para isterdi. Sana da aferin Halide. Niçin? Ahmet'i işe aldığın için. Tamam abi, abartma. Günaydın Muzaffer Bey. Günaydın. Kusura bakmayın, rahatsız ettik sabah sabah. Estağfurullah. Buyurun, hayrola? Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Köyden Enver Emre'nin koyununu vurmuşsunuz. Meseleyi bilmiyoruz. Gün içinde karakola uğrayıp ifade verirseniz iyi olur. Peki, tamam. İyi günler. Güle güle. Büyütülecek bir şey yok. Bedeli neyse 2-3 katını vereyim, bu mesele de kapansın. Ne diyorsun Enver? Ben şikayetçiyim komutanım. Şikayetçisin tamam. Ama bak, mesele mahkemeye kadar uzayacak. Alsan alsan tazminat alırsın. Onu da Muzaffer Bey şimdiden veriyor. Gel, şikayetini geri al. Peki. Öyle olsun komutanım. Ulan Enver, bunun hesabını sormazsam senden.
Çağırdığın adamlar geldi abi. İçeri al. Oğullarından Enver'i tanırsınız. Şunu ikna etmek için bir ziyaret edin bakalım. Çay mı yapıyorsun? Ne oldu? Yüzünden düşen bir parça. Bak o serseriye mukayyet ol Yasin ağa. Ramazan'a mı? Başka kim olacak? Avradının yanında bana cartcurta başladı. Bak tembih et. Bozarım onun fiyakasını. Düzelir, her şey düzelir. Sıkma canını. Söyleyin bakalım, kız güzel mi? Ne bileyim ben ya, kız güzel mi? Sarıp sarmalamış yüzünü gözünü gören mi var? Güzeldir herhalde. Çok merak ediyorsan git de bak. Çem çayını da götürürsün Soyhan'ın. İyi canım, çemçirme. Ramazan. Anne. Kavlimiz böyle değildir Ramazan. Ne gibi anne? Şer-i şerif üzere nikah kıyılmadan kızın odasına çıkmak yok demedim mi ben sana? Sen de tamam emmi demedin mi? Emmi sana yemin ediyorum. Sus. Stop olsun. Bak sana yemin ediyorum diyorum kızın yanına geldim ya. Ahlaksızlığı sevmediğimi bilirsin. Hadi şimdi çık odana, nikah olana kadar da kızın odasına yanaşma, tamam mı? Tamam anne. Allah Allah. Safa geldin kızım. Safa buldum. Çay döktüm, içer misin? Vay zilli azamet vay. Kendini çiftliğin sahibinin avradı mı sanıyor bu kız? Niye, ne oldu ki? Ne olacak? Terbiyesizin biri. Adam sanıp yanına vardım. Kafasını kaldırıp yüzüme bile bakmadı. Vay terbiyesiz vay. Demek yüzüne bakmadı ha? Bakmadı bacım. Beni adama benzetemedi zar. Oy kurban olsun olsa, sen adamlığın sağ yeter de artar bile. Buyur. Sağ olasın canım. Bak kız Gülizar ne diyeceğim. Bu kız ağzımızın tadını kaçıracak gibi geliyor bana. Niye dersen, çok gururlu, çok kibirli Soyhan. Vallahi bana göre hava hoş. Bana bir söylerse beş alır cevabını. Ben burada yalnız beyin hizmetçisiyim.
Başka da kimseye eyvallahım yok. Vallahi bana da göre öyle. Benim kafamı döndürmesinler. Hiç buralara uğramam. Zaten benim işim davarlarla, koyunlarla, kuzularla. İşte o kadar. Dur bakalım. Hele akşam bir bey gelsin. Ben ona ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Sen arabayı garaja al abi. Peki beyim. Banyoyu hazırladım. Yorulmuşsundur diye. Yemekten önce bir suya gir istersen. İyi düşünmüşsün. Ramazan avradını getirdi bugün çiftliğe. Bugün getirecekti değil mi? Hmm. Tamamen unutmuşum. Ama bu kızdan çekeceğimiz var ha. Niye? Niyesi mi var? Burnundan gıl aldırmıyor şu yaban. Yanına varıyorsun. Dönüp yüzüne bile bakmıyor. Terbiyesizin biri. Bakıyorum daha ilk günden muhalefeti kurmuşsunuz kıza. Ama kabahat biraz da sende. Bende mi? Sende tabii ya. Niye? Kıza oda hazırlansın diye seyyariye emir vermişsin ya. Yeğenimin avradını daha ilk günden marabalarla yatıracak halim yok. İyi ya. Dayı yiyin. Şımartın soykayı başımıza. Birkaç gün idare edin. Misafirliği geçsin, karşıma alır kulağını çekerim ben. Yavaş ulan, derimi yüzeceksin. İyi akşamlar hemşire. İyi akşamlar abi. Hoş geldin. Ne güzel sofra bu böyle. Ne oldu? Bir kutlama mı yapıyoruz yoksa? Yok. Hazır senin şu kalabalık çiftlik davetlerin bitmişken şöyle baş başa bir yemek yiyelim dedim. Ramazan kızı getirmiş ha? Hı hı. Evet. Gördün mü sen? Nasıl bir şey? Biraz yabani. Aile terbiyesi almamış besbelli ki. Enteresan. Her görende aynı tesiri bırakıyor demek ki. Bir de ben göreyim şunu. Gülizar! Buyur. Bana Ramazan'ı çağır. Bu kızı ailemize sokmakla çok yanlış yaptın abi. Ramazan'a daha düzgün birini bulabilirdin. Canım başımızın üstünde oturtacak değiliz ya. Baktık zilli haspanın teki, göndeririz babasını, olur biter.
Afiyet olsun. Buyur dayı, beni çağırtmışsın. Hayırlı olsun Ramazan. Almışsın kızı sonunda. Sağ ol dayı, sayende. Nerede peki gelin? Hadi getir bir yüzünü görelim. Şey dayı, kendisi yeni geldi, yol yorgunu. Yemek bile yemeden yattı uyudu zavallı. Allah Allah. Peki, sabah tanırız biz de. İnşallah dayı. Bana bir emin yoksa eğer ben gideyim dayı. Yok. Afiyet olsun. Vazgeçmek zorundayız ikimiz de. Seni yaşaman için vazgeçmek zorundayız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.